Yemek sepetini sunduğu Hedef Avrupa programına hoş geldiniz. Bu programda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınıfını konuşacağız. Kerem Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan Akkoyun hoş geldin. Kerem Evet ikinci kez hoş geldin. Hoş, Övert, hoş geldin. <laughs> geldin. hem bu programa hem de voleye. Çok teşekkürler. Abi. Eylül ayının son günlerinde lisansını yetiştirdik. <laughs> Yeni transferimiz <laughs> Kerem tekrardan hayırlı olsun. Aynen, öyle. Birlikte Galatasaray maçını konuşacağız. Ama onun öncesinde size güzel bir haberimiz var. Yemek sepeti'nin özel bir ye bir hediye kampanyası ile sevdiğiniz lezzetlerdeki avantajlı menüleri kaçırmayın. Hemen şimdi uygulamaya girip siparişinizi verin diyelim ve programa başlayalım. Kerem buyurun sizden başlayalım. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> bir hoş geldin. Hoş. Bulduk <laughs> yorum abi. alalım. Tabii ki. Ya aslında dün Galatasaray psikolojik olarak çok daha çöküntü yaratacak bir maç Hı -hı. yaşayabilecekken 2-0'dan dönüp en azından psikolojik olarak biraz kurtardı diyebiliriz Hı -hı. durumu. Ve ee, aslında birçok şeyi doğru yaparken Galatasaray 1-0 geriye düştü. Sonrasında birçok şeyi de yanlış yaparken 2-0'dan geri döndü. Ee, enteresan bir maç oldu. Gerçekten futbol adına da. Ee, evet. Detayları konuşuruz zaten. Aynen. Serkan Sanduvi istersen bir giriş Kesinlikle katılıyorum. Her şey iyi giderken golün tarafı değişti. Yani sarı kırmızıdan gol beklerken mavi beyazdan gol geldi. Ee, belki ikinci kısımda biraz eğrisi de doğrusuna denk geldi Kopenhag 10 kişi kalmasaydı acaba senaryo nasıl ilerlerdi Galatasaray için daha mı negatif konuşurduk 10 kişinin etkisini yoksa Galatasaray akıllı bir şekilde kullandı oyuncu değişiklikleriyle belki onu konuşmak gerekiyor ama e, giriş cümlesini şöyle yapayım şimdi 2-0'dan 2-2'ye gelince maç e, ağızda kalan tat güzel oldu yani bak, en azından 2-0 evet. yenilmedik. bir puan Hı -hı. aldık ama bu şey gibi mesela bir restorana gittik. Kötü bir yemek yedikten sonra çok güzel bir tatlı yedik, ayrıldık. Okey, en son güzel bir tatlı yedik. Ama biz parayı neye ödedik? Biz ana yemeğe ödedik. Yemeği Ve de. ana yemekte sıkıntı vardı. Yani Galatasaray'da da ana yemekte sıkıntı vardı ama restorandan ağzımızda güzel bir tatlı ayrıldık. Dönüp tekrar baktığımızda ha bu ana yemekteki sıkıntı neydi? Biz bu restorana bir daha gider miyiz yoksa aynı tatlıyı başka yerde de bulabiliriz ama daha iyi bir ana yemeğe mi gidelim? Onun değerlendirmesini yapmak lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı doğrudan e, puan sıralamasını altına alması gereken bir rakibe karşı iç sahada verilen 2 puanın değerlendirmesi 2-0'dan 2-2'ye geldik en azından yenilmedik sevincinden daha çok yapılmalı. Okey ortada iyi bir sonuç var ağızda iyi bir tat kaldı ama asıl problemi de gözden kaçırmamak lazım. Evet ben de aslında hem sonuç hem de oyun olarak değerlendireceğim. İşin sonuç kısmına bakılınca bir felaketten geri dönüş var en azından. bunu söyleyebiliriz. normal şartlarda hedef konulduğu zaman Galatasaray'ın bir tane gerçekçi hedefi var. O da üçüncü olmak. bu en gerçekçi hedef. Üçüncü olup Avrupa evet. Ligi'nde devam etmek. Yani en azından Kopenhag arkasında bırakmak. Bu bir gerçekçi hedef. Ama hiç de işte düşük olmayan bir ihtimal daha vardı. O da Manchester United'ı geride bırakıp ikinci olma ihtimali. Ki Manchester United'ın şu anki form durumu, kolma kovulacak mı, kovulmayacak mı tartışmalar hala devam ediyor. Bildiğin bir tane sağ kenar oyuncusu kalmadı. Sağ dışı sebeplerden. Orada en son Pelistri oynadı. O da baya yoktur oynadı. Çok zayıf bir oyuncu. Şu an için sadece Bruno Fernandes ve Rashford'ın bireysel yeteneklerine kalmış bir takım. Her iki böyle yakalanmışken United'ı gerçekten geçip ikinci olma ihtimali düşük değildi Galatasaray'ın. Bu beraberlik sonuç anlamında Galatasaray'ın içeride şimdi gruplar açıklandığı zaman, fikstür açıklandığı zaman Galatasaray en rahat şekilde 3 puanı bu maça yazıyorduk. Kopenhag e Yani bu maçı 3 puan alacaksın ondan sonra bu diğer hayalleri kurduracaksın. İşte ikinci olunur mu? İşte United'ı geride bırakır mısın? Ama ikinci ikinci ihtimali çok zayıflattı bu bir kere. Hani içeride Kopenhag'a karşı kazanmamak ikincilik ihtimali bayağı zayıflattı. Hala imkansız değil. Hala ekstra skorlar alabilir Galatasaray. Old Trafford neden olmasın diyorum ben hala Tabii. ama e, evvela Kopenhag maçında 3 puanı yazacaktın ki o ikinci hedefi daha belirgin olsun. Ama felaketten dönme kısmı da şu. Maçın işte 2-0 bittiğini hayal edelim. Ya Allah göstermesin de. 2-0 bittiğini hayal edelim. Galatasaray dördüncüydü. Ben çok atıştırılayım. Yani bitmişti yani. Ee, bu hem ciddi bir hedef şaşması olacaktı Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü birçok oyuncu bu şekilde motive etti gelirken. Ee, henüz hazır olmasalar da. fırsatından sahasından Tutsi kadar. Hep e, Şampiyonlar Ligi hedefiyle o motivasyonla geldi. Daha ilk maçtan ciddi bir hedef kopumu olacaktı. Ne olursa olsun 2-2'ye gelmesi en azından üçüncülük ihtimalini kuvvetli tuttu Galatasaray'da. <laughs> evet. Şu an mesela diğer maçlara, diğer maçlardaki puanlara bakılarak Kopenhag Tepkası'ndaki beraberlikte Galatasaray yine de üçüncü yapabilir. Ya yani O hedeften en azından uzaklaşmadı. Sonuç anlamında felaketten dönüldü. Ama oyun kısmında da bence tartış tartışılması gereken çok şey var. Ee, hazır olmayan oyuncular var. Oyun bence hala daha demlenmiş durumda değil. Çok iyi bir reaksiyon verilen son bölüm var rakip de 10 kişi kaltan sonra maçın başına güzel bir bölüm var ama Galatasaray'ın hala ben sürdürebilir bir oyun olduğunu düşünmüyorum bu da sonuçtan sonraki en negatif yazan durum. Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Tabii. Oyun kısmını konuşalım. Benim adıma oyundaki en büyük sıkıntı 45-65 arası. Ee, orada ciddi bir baskı yaptı Kopenhag. Ki Kopenhag genelde yanlış biliniyor. Hep böyle Baltık takımları ya da Kuzey takımları olunca işte sıkı savunma yapan, sert çata çat oynayan Kopenhag çok iyi bir pas takımı evet. ve çok iyi bir baskı takımı. Yani çok iyi bir baskı yaptılar 45-65 arasında ve Galatasaray burada hiçbir set hücumu, çözümü üretemedi. Ve baktığınız zaman e, nitekim ikinci golü de geldi Kopenhag'ın orada. Bence en büyük problem orası. İkinci problem Şampiyonlar Ligi'nde ilk 30 dakikada önümdeki notlarıma bakıyorum. Kaç tane pozisyon var? 6'da Icardi, 8'de Kerem, 12 Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon 15 Kerem, 23 Kerem'in direkten dönen topu. Daha sonrasında 34'te Kopenhag'ın golü geliyor. Yani 4 tane bu kadar net gol pozisyonu kaçırdığınız zaman yani bunun Şampiyonlar Ligi'nde affı yok. Evet. Yani hele ki Kerem'in kaçırdığı o gol yani penaltıdan bile daha net bir pozisyon neredeyse. Doğal olarak da iş buraya gitti. Ee, ama dediğim gibi bence bu maçın en problemli yeri 45-65 arası Galatasaray adına. Hatta yani. Kerem'in, bence Icardi'ninki de çok netti. Tabii Icardi'ninki nin Icardi de çok netti. Ha hatta Icardi'nin e, toplu gidemediği iki pozisyon da çok netti. Bence offside'den e, dönen pozisyon offside değildi bu arada. Evet, hani evet. o iş vara kalsaydı offside olmayabilir olmayabilirdi o pozisyon. Samspor maçına da gidemedi bu arada. Evet, Toplar. yani, gidemedi. Yani fizik olarak en aslında fizik olarak hazır olmadığını en bardı maç bu maç oldu. İki tane çok bariz karşı karşıya kalacağı pozisyonda. Normal şartlarda Icardi zaten çok driplinçi bir değil. Belki de en eksi yazan tarafı. Yani topla, evet. Top sürme becerisi çok fazla yok. En iyi zamanlarında da yoktu. Ama yine de bu kadar değildi. Bir Kadıköy deplasmanındaki attığı golü hatırlıyorum. Sonradan girdikten sonra. En azından o boşluğu topla kısa mesafeyi topu götürecek bir oyuncu ve üstüne gol vuruşu yapabilecek bir oyuncu ama şu an hiç 2-3 metre topu götürecek şey yok. E, fiziksel gücü yerinde değil. Ya bu maçın başındaki pozisyonlara dönersek zaten kafa karıştıran nokta bu. Şimdi maça öyle bir senaryoyla başlıyorsun ki muazzam bir baskı ile başladın. Tamam. Taraftar direkt oyunun içinde. Ve ben şunu düşündüm. Taraftar oyunun içinde olduğu için mi oyuncular böyle oynuyor yoksa oyuncuların bu oyunu mu taraftarı oyunun içine sokuyor? Ben ikinci kısımdaydım maçın başında. Oyuncular o kadar yüksek başladı ki taraftar da aynı, aynı şekilde yükseldi. Evet. Hani bazı eski orta eski model arabalarda şey olur. Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi? Hızlandıkça mesela müziğin sesi artar. Aynen. Başladıkça müziğin sesi <laughs> azalır. Böyle acayip bir ilişki. Ya da klima mesela. Araba hızlandıkça klima daha da soğuk verir. Eski karbüratörler değişiyor. böyle enteresan ilişki vardır. Öyle bir ilişki oldu. Galatasaray arttıkça taraftar daha da girdi. Taraftar girdikçe Galatasaray arttı. Ama orada işte başka bir şansın yok. Bitireceksin. Yani bunu ben şeyle açıklayamıyorum ya. Ya şanssızdı Galatasaray, talihsizdi. Beceremedi abi. Yani Kerem'in vurduğu topu ne kadar şansla evet. açıklayabiliriz ya da Icardi'nin az önce bahsettiğin o mesafenin koşmaması talihsizlik mi? Beceremediler ha. Bir sonraki maçta belki atıyorum Bayern deplasmanında Kerem belki onu yazacak. Yani orada becerecek. Burada beceremedi. Bir yerden sonra da yani dönüyor maç. Adam bir tane pozisyona giriyor ve yani girdiği evet. pozisyonu da sen takdim ediyorsun. Evet. Yıllardır değişmeyen Muslera'nın ayakla top uzaklaştırama meselesi. Yani bu yüzden Taylan Antalya'yı yendi, Emre yendi. İşte Nelson her türlü Muslera'ya bu konuda yardımcı oluyor. Negatif anlamda söylüyorum. Toreira'nın evet. yani dün şeydi Bülent Timurlenk yazmıştı. Abi vuramıyorsun. O zaman vurma. Yani yok ya yani, bu konuda böyle bir özelliğin yoksa. Ha bir de senin önlü ön zaten kısa bir önlü libero. Yani evet ona niye eşleşmesine denk geldi yani. Işte evet. onu attığında o kafa topunu alamayacağı bariz. Sonra dönüyor. İnanılmaz dar alanda o golü yiyorsun. Ee, o yüzden hani o başlangıçlarda bitirmek yani şöyle bir şey. İyi baskıyla başlıyorsun ama senin düşeceğin de belli. 90 dakika bunu oynayamazsın. Orada da mesela Okan Buruk'u konuşabiliriz belki. Bu düşeceğin belliyken e, skor bekliyoruz. Tamam gelmedi. O zaman takım düşmeye başladığında yapılacak hamleler ne zaman olmalıydı? Bence içeriye de e, handikaplı girmişken biz devre arası değişikliği takıma bir şok etkisi yapabilirdi. Yani, radikal bir değişiklik mesela Keremi kenara alıp o zaman Zaha'yı atma ya da o zaman Barış Alper'i atma gibi. Takım üzerinde belki bir etki yaratabilirdi çünkü soyunma odasında o gerekiyor. Benim adıma en büyük hayal kırıklığı bu <laughs> bu arada. Yani 45'ten sonra geride bir takım olarak sen giriyorsun kendi sahanda. Çok baskılı başlamanı bekliyorsun ama 45-65 arası tam evet. tersine Kopenhag baskısını yiyorsun. Ve Okan Hoca'nın açıklamalarında şey var. Biz zaten oyuncuyu göndermiştik, hazırlıyorduk ama giremedi. Şimdi Galatasaray'ın geçen seneden beri bakın abi Galatasaray'ın değişiklikleri Ferrari'nin pit stoplarına döndü abi. Niyeyse gerçekten 10 dakikada oyuncu giremiyor. Sürekli bir hazırlık hali ve bu yüzden Galatasaray kaç tane gol yedi? Geçen sene de aynı şekildeydi. Niye bu değişiklik olayı bu kadar uzun sürüyor ve hazırlanması istenen oyuncu 10 dakikada giremiyor? Bu da ayrı bir konu evet, yani. Bir, de aslında takımlarda ana plan olduğu kadar bir ilk 11 yazılıyor ya. En az aslında ilk, ilk 14'ü düşünüyor olması lazım. bu en iyi takımlarda böyledir bu iş. İşte Arsenal'de, Manchester City'de yani işin kalite kısmını geçtim hangi oyuncunu hangi oyuncuyu tazeleyeceğini biliyorsun. Evet. İşte Arsenal dün 4 tane attı. Haberse başladı. Bir noktada mesela Vieira'nın, Fabio'nun gireceğini biliyorsun oyundan düştükten sonra. Galatasaray'da bunun biraz ezbere oturmuş olması lazım. Yani çalışmayan bir düzen olduğunda, mesela Mertens'in e düşmeye başladığını hissettiğin anda hemen onu tazeleyecek bir fikrin Hı -hı. olması lazım. O fikir de bence geç kalıyor. E, ve bence asıl sorgulanması gereken konu zaten bu. Yani oyunun Kopenhag'a verilmesi en kritik bölümlerde. Şimdi Galatasaray baskılı başladı ve klasik aslında geçen sezon Süper Lig'de kendisini şampiyon yapan oyundu bu. benim o altın çizim spor maçından sonra yakalanan topun kaybedildiği kaybedildiği yerde reaksiyon vermesi ki çok iyi verdi bence hmm. o, o bölümde. Ki Arheniyon'u da buraya dahil ediyorum ben. Alheninho ilk kez e, presle en çok destek verdiği maçtı Doğru. bu maç. Özellikle merkezde seken toplarda, Sacha boy zaten inanılmaz e, dönem toplarda o gerekli baskıyı kurdu ve yakalanan po pozisyonların birçoğuna baskıyla kazandığım ve Kopenhag'ı dengesiz yakaladın. Savunma dengesiz yakaladığını anlardı. Ki ben Serbest 8'de bir Kopenhag videosu hazırlamıştım. Pozisyon verebilecek bir takım olduğu belliydi. Tabii. Yani çok kompakt, geri çekildiği zaman da kompakt kalıyorlar ama öyle fiziksel, sert, agresif savunmaları yok. Derin gibi orta Aynen. saldırı oyun kurucu ve daha çok iş, tempo kısmı yapacak, baskı kısmı yapacak oyuncular. Öyle fiziksel varlığını hissettirecek bir takım Tabii, değil. Tabii folk da zaten öyle bir önlü bir oyuncu. Değil değil. Sekiz, hücumcu 8 umarlar dönmüş bir yok. oyuncu. Öndeki 6 oyuncu da yani Lera geride katabiliriz 6 oyuncu da o oyunu değil ama arkadakiler de tamamen onu oynuyor. o Yok. Zaten stoperler oynar. Ama o kompaktlığı sağladığı anda orta sağ şey değil yani. Gerini karşılayacak, gerini karşılayacak yok, 8 numarası yok. Hep basmaya çalışıyorlar. Evet. O yüzden Galatasaray pozisyonu bulacaktı zaten. Buldu da. E, ama... Ee, şöyle bir silah var Galatasaray'ın tutukluk yapmaması lazım. Yani kaçan gollerden bahsediyorum. Evet, o evet. baskı silahına artık sonuç vermesi lazım. Tabii, tabii. Burada bulduğu bütün pozisyonlarda Galstrey'in evet. baskı sonucu. Evet. evet orada orada maçı kopar koparman şart yani. koparamazsan da sonrasında bakarız durum yok maalesef şu an için evet, evet, Bunun evet. iki tane nedeni var. Bir tanesi oyuncuları fiziksel olarak birçoğu hala hazır değil. Yani bu baskı oyunu uzun sürelere yayacak yapıda değil Galatasaray. 45'ten sonraki düşüşte bence bunun da çok etkisi var abi. Kerem Demirbay, Mertens hepsi öldü zaten ikinci fiziksel yere. Fiziksel olarak düşüyorsun. O yüzden hemen bu baskı yaptığına yakalanan fırsatları gol yapman lazım. İkinci He. bir ihtimal yok. Diğer evet. nedeni de Galatasaray'ın hala oyunu ele alabilecek bir oyun ezberinin oturmamış olması. Katılıyorum. Yani Kooperankte bu var mesela. Molde'de bu vardı. Ne oynadığını daha biliyorsun. Hatlar çok daha yakın. İkiye birileri çok daha sık yapıyorlar. Ceza sahasında çok daha kalabalık gidiyorlar. Mesela atılan ilk golde ceza sahasında kaç tane adam var? Onu anlatacaktım abi. Ben Klasson'un oynamasını bekliyordum bugün. Lerager çıktı. E Klaeson'da en iyi yaptığı işlerden bir tanesi taç atışlarında işte o gelen ortalarda, duran toplarda ortalık karıştırması. Şimdi bizim büyük takımlarımızın buna çok abi ezberi yok. Niye? Çünkü bizde Anadolu takımlarında 6 8 genelde hep tutucu, kesici evet. oyuncular. Burada hep 8'leri içeri sokuyorlar. baksa sokmaya çalışıyorlar. Klasson olsaydı o yapacaktı belki aynı şeyi burada Lerager yaptı. Yine bir şanssızlık. İlk topta Muslera uzaklaştıramadı. Toray'la ile Orada da Mertens niye oradaydı hakikaten hiç bilmiyorum. Mertens Lerager eşleşmesinde Lerager ortalığı karıştırdı. Edün evet. vurdu. Orada işte Galatasaray takım savunmasında bir dengesizlik oldu. Nelson bence çok fazla derinde pozisyon aldı. Aslında orada Mertens'in biraz daha yay üstünde pozisyon oluyor olması lazım. Hani on numaradan savunmaya destek veren oyuncunun cezası kalayalına kadar inmemiş olması lazım. Orada stoperlerin fiziksel varlığını hissettiriyor olması gerekiyor. Ama Nelson pozisyona dikkat edin. Biraz derinde savunmalıyor. Evet. Ee, bunu Galatasaray ucunda baskı yaparken de son çok sık yapıyor. Baskı yaparken de prese destek verirken biraz e, fazla birkaç adım geride kalıyor. Özellikle Avrupa Eylemi maçlarında bunu çok yaptı. İşte birebir yakalandığı pozisyonlarda aslında Nelson fazla derinde e, pozisyon oluyor Çok böyle kendisine fiziksel olarak güvenmediği için. Ki bir tane yine bir soldan ya Şuri'ydi ya Yunus'uydu. Birebir de yakalayıp hani Nelson'u bayağı koşuda evet, devirdi evet, yani. Evet. evet. Orada bir şey sakarlık oldu. Ya sanki Davinson Sanchez bu seviyelerde daha ön plana çıkması gerekiyor. Bu ayrı konu. Bireysel performanslara geliriz. Ama benim demek istediğim Galatasaray her zaman tempo oynayamazsın. Her zaman presle oynayamazsın. Tabii. Bazen de topa basıyor olman lazım. Bazen oyunu ele alman lazım. Hı. sana yaptığın aslında iç sahada senin Kopenhag'a karşı yapman Tabii. lazım. Bu 45-60'da bak birazdan atacağız. Hani baskı yaptık atamadık ama şu an oyunu demliyoruz. biraz daha hani sakinleştiriyoruz ama tekrardan bak bu baskı yapacağız sesini vermesi lazım ama oyundan çok düşüyor. Ya hep yayış durumu var. Baskı evet. Baskıyla ya sonucu alacaksın ya da oyunu vereceksin. Yani bu kadar iki ucu sivri denek olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir, bir, arada bir yerde buluşması lazım takımın. Biz... Burada biraz oyuncu profilleri de alakalı bu arada. Mesela Kerem Artürkoğlu'nu aşırı eleştirilmesini çok anlamıyorum. Bence yine maçta etkiliydi. O Icardi'nin gidemediği pozisyonlarda Kerem yine sol markasında topu atıyor. En basit argüman gol atsaydı yani başka evet. yere Ama yere eleşire, şu eleştire katılıyorum. En topa basmayan oyunculardan bir tanesi. Ama en bu tarafı en geliştiremediği tarafı en topa basmayan oyunculardan bir tanesi yani. E, Emertens de öyle bir karakteri yok. Bunu eksik bırakıyorsun. Icardi zaten şu an fiziksel olarak topu e, tutan bir 9 numara değil. He. Her ayağını alan gidince bir türlü o sakinliği sağlayamıyorsun. Yani bir sete oturamıyor Galatasaray hiçbir zaman. Aslında orada şöyle bir plan vardı büyük ihtimalle. Bu söylediğimiz özelliklerin pozitif taraflarını kullanarak bunu da baskıyla birleştirerek erken skor bulmak. Yani 30 dakikada zaten skoru bulduğun zaman bir yerden sonra artık ya rakip üstüne gelecek ya da zaten kontrol sana geçecek. Skor gelmedikçe hızlı oyun panik oyununa Benz. dönmeye başlıyor. Çünkü diğer kısmı, sayfanın ikinci kısmı yok Galatasaray'da şu an için. Evet. Hani öyledir. Baskı yapan takımlarda bazen topu alıp bir dolaştırırsın. Hani bir, bir o e, zaman, zamanını beklersin. Şeyde oldu Galatasaray oyunu veriyor. Samsung maçında geldin attın, geldin attın. Bir anda oyun sende kaldı. Evet. Sonra evet. yedi. Bence talihsiz gol. Bu seviyede ya, olmadı. Değil. Bu seviyede olmayınca bu sefer işte rakipte de öyle bir oyuncu var ki yani işte hücum hattını El Yunus'u koymuş. Burada Aşuri de çok yetenekli tabii. bir oyuncuydu. Çok karıştırdı oraları. Burada Aşuri'nin yedeği Barji de çok yetenekli yani. Daha 17 Onlar, yaşında tabii, tabii. inanılmaz yetenekli. Arsenal'in falan sürekli her maçına scout gönderdiği evet. bir adam Barji. Bu arada scout'ları çok normalde.